Abi temel alt üst yapısı çeviriyorsun abi. Ekmeği tabii, kızartıyorsun tabii, yani böyle. Ekmeğin burada yanmaması. Fazla yani bastırmıyorsun gördüğüm kadarıyla abi, patlamasın diye. İçindeki malzemeye göre. Evet. Aslında Aksu usulü köftenin, meşhur köfte Cihat dediğiniz köftenin ekmek arasında yemiş abi. Vallahi billahi. Evet. Çok güzel kokuyor abi. Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Neredeyiz? Antalya'dayız. Antalya'daki sokak lezzetini sizlere göstermeye çalışıyoruz. Neredeyiz? Hemen Muratpaşa ilçesindeyiz. Sinan Mahallesi varmış. Yanlış söylemediysen Sinan Mahallesi. Burada sizleri Musa Usta'nın yanına getirdim. Burada kendine has bazlama ekmeğinden, taş ekmeğinden tost yiyeceğiz. Bir de ekstradan köfte ekmek yiyeceğiz. Hazırsanız sizlere bu iki lezzeti göstermek istiyorum. Videoma başlamadan önce abone olup bildirimlerini açmayı unutmayın. Hazırsanız Musa Usta bizi bekliyor. Hadi o zaman gidiyoruz. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Ve aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Musa Usta merhaba. Merhabalar, merhabalar. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Nasılsın, iyisin abi? Sağ olun, sizleri gördük. Daha iyi olduk. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun abi, teşekkür ettik. Allah cümlemize Musa Usta, senin bize tavsiye ettiler. Dediler ki kendine has bir tost yapıyor. Evet. Yalnız öncesinde ben sana baktığım zaman abi yerine göre çok şık giyinmişsin abi. Hayırdır, bu ne iş? Şöyle, şapka böyle, önlük böyle, üzerine abi. Şöyle diyelim, 25 yıllık mesleğin vermiş olduğu bir alışkanlık, bir meslek artık hastalığı mı diyelim, ne diyelim. Öyle bir şey var bizde. Bunun bir tanesi eksik olduğu zaman biz kendimizi eksik, motivasyon düşük hissediyoruz. Ya bir tostçuya göre çok böyle şık giyinmişsin, böyle yani, biraz daha böyle tertipli giyinmişsin. Şimdi şöyle, ne yaptığınızın çok önemi yok. Tostçu olur, çorbacı olur, başka bir dal olur ama layık ile severek yapmak en güzeli. Evet. Onun için ben de mesleğe yakışanın bu olduğunu düşündüğüm için tam tekmil olmayı her zaman tercih ediyorum yani. Kaç yıldır bu sektördesin abi sen? Valla ben 94'ten beri profesyonel olarak otellerde bulundum daha çok. Evet. Günümüze kadar. Evet. Aralıksız. Evet. Bu işi yapıyorum. Tost çeşitlerimiz var. Hayır efendim, biz gün boyu tost mu yiyeceğiz diyenler için köfte ızgara, piyaz, ekmek arası köfte. Sabah gelip de ya kahvaltılık ne var diyenlere işte güzel menemen yapıyoruz. Evet. Omlet çeşitleri yapıyoruz. Yani kimseyi buradan hiç göndermiyorsun. Kesinlikle, yani kimseyi boş göndermek kim istemiyoruz. Kim ne istiyorsa birçok yere tost yemişiz ama gördüğüm kadarıyla sizde biraz daha farklı oluyor. Sen bize bugün neli tost yapacaksın abi? Ben olaya biraz fark katmak istiyorum. Şimdi biliyorsun piyazda klasik tost var. Yeri ayrıdır. Kesinlikle tartışılmaz. Evet. Seveni de birçok. Evet. Ama buraya insanlar geliyorlar, abi biz klasik tost yemek istemiyoruz. Evet. Biz farklı bir şey yap dedikleri zaman biraz da ben seçimi müşterinin isteğine bırakıyorum. Hmm. Mesela yumurtalı tostum benim, karışık yumurtalı, bayağı bir rövanşta, güzel gidiyor. İsterseniz size çok şey ver yapacak da bugün ben size karışık yumurtalı bir tost yapayım. Abi sen o zaman sen bize tost yap. Tamam. Tostu merak ol, çünkü ekmekten farklıdır. Ütü şekillerle de yapıyorsun, onu da gördüm az önce. Sen bize başla abi. Tamam. Heyecanla seni izleyeyim en azından böyle. Şimdi operasyonun durumuna göre ben tost makinemde kullanıyorum. Evet. İşler durgunsa eğer, yani mesela servis saat dışındaysak ütü tost dediğimiz usulde de devam ediyorum ve müşteriler gayet... Ütü tostuyla yap abi, nasıl evet, oluyor? Evet, gayet müşteriler... Ama ekmeğiniz farklı. Şimdi ekmeğim özel taş fırında yapılır. Zaten şekile girdiği zaman da bazlama görünüm veriyor aynı zamanda. Evet. Yiyenler çok memnun. Çok tamam. Lezzetli bir ekmek. Biliyorsunuz taş fırın ekmeğinin gerçek özelliği farklı. Kesinlikle doyurucu, hem göze hoş görünüyor. Malum elektrik faturaları bayağı sıkıntı yaşatıyor küçük esnaflara. Evet, ama bunda tasarruf kaybı yok. Açıyorsunuz abi, müşteriniz geldiği zaman 2 dakikada saç ısınıyor. Hmm. 3-5 dakikada tost yapıp verip altını kapatıyorsunuz. Bu sucuğu ne sucuğu abi? Söyleyebilir misin? Bu piliç ve dana karışımı. Evet. Antalya'nın bilindik bir markasıdır. Ha, burada bir adet yumurtamız var, içine biraz maydanoz attık. Az tuz atalım buna. Tamam abi. Birazcık karabiber atalım. Tamam. Bazen müşterimiz isterse isteğe göre acı da. Az bir şey acı da atalım. Katabiliyoruz. Güzel olsun abi. Az bir şey böyle acı da atalım. Şöyle bir acımız var, bir saniye. Ben bunu kendim yaptım. Pul biberi yok mu abi, pul biberi? Pul biberi de var. O ne acısı abi? Bu daha doğal. Bu cimber turşusunun blenderde ezilmiş hali. Ha, yakayım diyorsun seni. Havalar serin, malum kan dolaşım biraz yerinde olması lazım. Nasıl diyorsun abi? Yoksa üşüyor insanlar. Bunu sucuğun üzerine mi atıyorsun abi? Kardeşim. Şimdi önce sucukları hafiften pişirelim. Yani bende 8-10 çeşit tost var. Sadece klasik bu değil. Bu en çok sevilen, en çok bilinen sevilen tarzda. Karışık yumurtalı tost. Bu da özel bunun ütüsü, aparatı. İşte olay bu işte, onu diyorum. Olay bu. Sonuçta mantık aynı. Presleyerek normal makinede. Ütü tost diyorlar ama sen diğerisine yani, pres yani. Aynen öyle. Ütü tost. Yani evet. Şimdi evet şey yapmayalım. Evet yani. Abi. Ondan sonra ne yapıyorsun abi? Şurada salça burada var. Burada baharatlarla tatlandırılmış bir salçamız var abi. Yani mideyi yakmaması için salçayı pişiriyoruz önce. Onu da o şekilde attın abi. Tamam, bunu da aynı şekilde böyle.
Tamam. Yapıyoruz. İsteğe göre gençler bazen talep ediyorlar. Kaşarımız Antalya'nın bilindik markasıdır. Tamam. Kaşarın kalitesi önemli. Bu arada Musa Usta, sen şunu söyleyeceğim abi. Kamera evet. Var diye özellikle bir muamele olmasın abi. Tabii, neyse tabii. O abi. Bizden zaten... sonra birisi buraya geldiği zaman en azından ne yiyeceğini bilsin abi. Ya ne kadar vereceğini bilsin abi. Kesinlikle. Şeffaf olalım yani. Kesinlikle ya. Çok önemli. Evet abi, sendeyiz şimdi abi. Şimdi pişmiş yumurtaya sucuğunu attık. Yumurtamızı ekledik. Oo. Şöyle. Mis. Şöyle Musa Usta'nın yerini göstereyim de. Karışık klasik yumurtalı tost. Ama biz buna kendi tarzımızı kattık. Yani Musa Usta usulü diyebiliriz artık buna. Hayır evet. Dememiştin. Demiştin ki ne demiştim? Sanayi usulü tostun modernleştirilmiş. Evet, modernize edilmiş hali evet. Evet, onu söylemiştin abi. Aynen sen. Yani mevsimine göre içine yeşillik, maydanoz, dereotu, efendim başka yeşillikler katıp. Ya biz tost yedik ama bunu, hiç böyle evet. Yeşillik içine katılış görmedik. İlk defa böyle şekilde yiyeceğiz abi. Malum ülkemiz yeşillikler açısından çok, yani yeşilliği sade salatada değil her türlü tüketebilirsiniz. Çorbaya atın, tosta atın. Şöyle aldık. Oh, tamamdır. Bu şekilde aldık abi. Evet, şimdi. Sıra neye geliyor abi? Kaşarımız ölçülü abi. Herkese aynı koyuyoruz. Yok derse ki müşterimiz, ben kaşarı fazla istiyorum. Ona kalmış. Arttırabilir, azaltabilir. Abi bunu gösterebilir misin? Bir göster böyle ekmeğini. Tamam abi, şimdi kapat abi. Tamamdır. Evet, şimdi hafiften yağlayalım. Margarin de kullandığım oldu zaman zaman ama şu an sıvıya kullanıyorum. Abi yerin nerede tam olarak? Söyleyebilir misin? Abi burası Antalya'nın merkezi, Dönerciler Çarşısı civarı. Evet. Sapmaz Çiftçioğlu işhanı, aynı zamanda Kuşçular Çarşısı olarak geçer burası. Evet abi. Onun tam karşısındayız. Abi temel alt üst yapısı çeviriyorsun abi, ekmeği tabii kızartıyorsun tabii yani. Böyle. Ekmeğin burada yanmaması... Fazla yok. Bastırmıyorsun gördüğüm kadarıyla abi, patlamasın diye. İçindeki malzemeye göre evet. Onu ayarlarsın. Biliyorsunuz Adana'da meşhur tostçu Mahmut Usta evet, var. Evet, biliyorum, ondan video çektim. Ütü tostun mucidi, Allah rahmet eylesin, kendisi evet. İfade etti ama... Ütü tostun mucidi abi. Mucidi ama aynen. Biz tabanın... Keyi tarzınızı oluşturmuşsunuz. Tabii tabii. Ama bu şekilde yapmıyor, sen de keyi tarzını... Bak burada tutmuyorsun, oturtmuş böyle abi. Pratik böyle. Böyle yani, daha mı tasarruflu oluyor abi? Kesinlikle. Yani şimdi atıyorum 2000 lira faturanız varsa bu şekilde 1000 liraya düşürebiliyorsunuz. Süpersin. Malum abi. Yani ticarette harcarken kazanmak da önemli. Evet, tostumuz hazır mı abi? Hazır. Şimdi kesime geçebilir istersen. Şu tamam abi. Böyle. Evet, şimdi servise hazır diyorsunuz. Servise hazır. Şöyle isterseniz yandan da bir çekin. İçi gözüksün şöyle. İç malzeme gösteriyorsun. Şurada pardon. Tamam abi. Eline koluna sağlık. Aynen süpersin abi. Musa Usta, şöyle bir tostun fiyatı ne kadar abi bugün itibariyle? Şu 23 lira. 23 lira. Evet. Her şey dahil 23 lira. Aynen öyle. Bunun yanına ne iyi gider? Çay mı, ayran mı? Genelde çay. Eline koluna sağlık abi. Sizin de dilleriniz, ayaklarınız sağlık. Evet sevgili dostlar, geldik olayın en güzel anına. Sizlere Antalya'daki lezzetleri göstermeye devam ediyoruz. Bu tostu ilk defa ben gördüm ve ilk defa da yiyeceğim. Zebzeli tost demiyorum ama kendine has bazlama ekmeğinden, taş ekmeğinden bir tost yaptı. Daha önceki hep somun ekmeğiydi, bu bazlama ekmeğinde. İç malzemeyi yakından gösterirsem görünüyor herhalde. Böyle bir tostun fiyatı şu şekilde. Bugün itibariyle 23 lira. İzniniz olursa şöyle kesilmiş ya. Şunun bir tadına bakayım da nasıl duruyor. Abi eline koluna sağlık. Teşekkür ederim abim benim, sağ olasın. Yanında çay da ayran da içebilirsin. Yanında böyle domates de ikram ediyorlar. Usta içerisine farklı baharatlar atmadı ama içerisine kendine ait yeşillik attı. O farklı olmuş. Bir de sucukla birleşince daha güzel bir aroma ortaya çıkmış. Ama güzel. Yakınlaş istersen abi. Olayı sana göstereyim. Kaşar da efsane olmuş. Malzeme konusunda sıkıntı yok. Bol bol bırakmış. Bir daha bir şunu söyleyeyim. Bu kesinlikle senin doyurur, haberin olsun. Ben beğendim abi. Fiyatına göre gerçekten güzel. Malzeme konusunda sıkıntı yok. Dediğim gibi farklı bir tost olmuş. İçerisinde maydanoz katmışlar. Bir de kendine ait ütü sistemini yaptığı için daha güzel olmuş. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. Mustafa Usta, hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Şimdi bir de dedin ki benim köftem de var abi. Benim birçok sürprizim var aslında da buna zaman
Sığmaz abi. Sığmaz. Bu ne abi? Olayı bir göster abi. %100 dana kıymasından yapılmış. Evet. İçi taze taze doğranmış salatalı. Evet. Köfte ekmek. Köfte İçinde ekmek. Sade sumak var, salatasının tuz var. Köftede sade tuz yani tuz, birazcık ekmek ve kıyma var yani. Aslında Aksu usulü köftenin, meşhur köfteci Cihat yediğiniz köftenin ekmek arasına girmiş abi. Vallahi billahi. Evet. Çok güzel kokuyor abi. Kaç gram bunda et var abi? Bilgin var mı abi? 100 gram. 100 gram. 100 gram. Şöyle bir köftemizin fiyat ne kadar abi? 20 lira abi. Tostan daha ucuzmuş. Niye abi? Onda yumurta yumurta var içine. Biraz malzeme girdi. Mesela kaşar biraz daha pahalı bir ürün. Hepsinin toplamını evet. Bu da böyle. Bu da böyle 20 lira. Biz biraz da yeni olduğumuz çok fazla kar maaşasında gütmüyoruz. Dostları kazanalım önce. Ama diyorsun bizi tanısınlar evet. Diyorsun. Tabii tabii tabii. Aynen öyle. Reklamımız olsun. Mustafa usta ben bunu ikiye bölsem olur mu böyle? Tabii tabii tabii. Yarısı yani kameraman yarısı. Şöyle, sen böyle abi ben. Normalde istersen bıçakla böyle de gelebilir. Normalde ben bunu uzun özel ekmek yaptırıyorum. Soman ekmek. Evet. Onda da servis ediyorum ama şu an elimdeki ekmek bu. Evet ben abi. Önce size bahsettim. Sen olayın bu ekmekte kullanıyorsun tabii, değil mi tabii abi? Tabii yani bu ekmek gerçek güzel bir ekmek yani. Abi izin varsa başlamasın. Afiyet olsun abi. Afiyet olsun. Yani bu, bu köfte ekmeğin köftesi bir olay, salatası başka bir olay, ekmeği de başka bir olay. Üçü de birleşince gerçek güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani siz de olay fark ettiniz zaten. Köfte bu semte yani şimdi evet. Bu bölge çok seviliyor. Hem restoranda hem de böyle büfelerde. Hem doyurucu, hem besleyici, hem ekonomik. Seni bilen bu ikisini biliyor abi. Biraz önce de bahsettim size toz köfte. Toz köfte. Ama siz de farkınız, bende 25 çeşit malzeme var. Ben yılların açtı olunca kendimi frenleyemedim. Bazen zor oluyor gerçek bu menüyü idare etmek ama bir böyle bir gidelim bakalım biraz dedik yani. Abi son olarak evet. Buraya gelecek olan misafirlerine sen ne söylemek istersin abi? Kapanışı onu yapalım. Valla şöyle ne söylemek isterim? Kendi evindeki gibi, herkes kendi evlerindeki gibi hissetsin, buyursun gelsin. Zaten mutfağımız ortada, biz ortadayız. Evet. Her hizmet ortada. Mekan arkada. Yani isteyen gelip mutfağı aç görebilir. Açık mutfak zaten. Evet abi. Zaten en çok da bizim bu yönümüzü seviyorlar yoldan geçenler. Her şey ortada yapılıyor. Vitrin orada, şekilada görüldüğü gibi. Aynen yani abi. İmkanlar kısıtlı, yer küçük ama gönül rahatlığında yiyip burada mutlu mutlu ayrılıyorlar. Ve gelen insanlar bir daha geliyor. Yer küçük, gönüller büyük. Evet. Abi eline koluna sağlık. Abi, teşekkür ederim. Sağlık, ayaklarına sağlık. Yalnız şunu söyleyeyim. Desen ki bu mu? Bu bir tık daha öne çıktı abi ya. Ya kokusu hoşuma böyle gidiyor. İnsanlar sabah geliyor tost yemek istiyor, evet. Öğlen geliyor köfte ekmek yemek istiyor. Yani mis işte, gibi kokuyor abi. Yani. Eline yani koluna sağlık. Bizi insanları mutlu edip daha çok seçenek sunmak burada amaç bu yani. Çok teşekkür ederim evet, abi. Eline koluna sağlık. Rica ederiz. Antalya'da gezerken böyle, tam merkezinde böyle, Mustafa Usta'nın yanına geldik. Burada hem köfte hem de tostunu yedik. Gerçekten de fiyatına göre çok çok iyiydi. Yolunuz buradan geçerse mutlaka uğrayın derim. Bir de şunu söyledi. Dedi ki abi benim kışlık yerim de var. Gelirseniz yağmurda, kötü havada da yiyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyin. Aklınızda illaki yorumlarınız vardı. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Antalya'ya gelmişiz. Sizin memleketinize gelebilmek için de kanalımıza abone olmadan keşke çıkmıyorsunuz. Herkese sevgiler, selamlar efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.